Yoğun bir kalabalıkla olduğunu bir kez daha belirtelim. Şu sıralarda da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la bir görüşmesi var. Hem ilerliyorlar hem de zannediyorum hasar tespit çalışmaları ve kentsel dönüşümle ilgili Sayın Bakan şu sıralarda canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Bilgi veriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Az önce belirtmiştik, bir kez daha belirtmekte yarar var. Zararın hangi boyutta olduğunu dile getirmek açısından işte 9 gün önceki manzarayla bugünkü çalışmalar sonrası oluşan manzara arasındaki karşılaştırmayı, kıyaslamayı yapabilmek adına önemli bir çalışma yapılmış. Bir kez daha vurgulayalım. Her binanın önüne o binanın 9 gün önceki hali de konulmuş, fotoğraflar konulmuş ki yerinde inceleme yapılabilsin diye. Elbette konuşmaya devam edeceğiz ama orada bulunuyor Nurgül Dönmez. Belki daha fazla detay aktaracaktır bize. Bir kez daha kulak verelim Nurgül'e. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada belirttiğimiz gibi yoğun bir ilgiyle karşılandı. Kalabalık bir grup kendisini bekliyordu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada vatandaşlarla tek tek ilgileniyor. Vatandaşlar burada tek tek kendi durumlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatıyorlar. Burada çok fazla hasar gören bina var. O nedenle ağır ağır ilerleyebiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Burada hasar gören, cadde üzerinde bulunan bütün binalarda tek tek incelemelerde bulunuyor. O noktada önemli bir güzergah Dereli ilçesi. Çünkü 5 vadi sular altında kalmıştı. İşte burası tamamen yıkıntı alanıydı. Binalar ve binalardaki malzemeler artık tamamen kullanılamaz duruma gelmişti. Ve işte onarma çalışmaları, o yaraların sarılma çalışmaları da devam ediyor yoğun bir şekilde burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Vatandaşlar da sonrasında işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördükçe onlar da yanına yaklaşıyorlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumlarını anlatıyorlar. Yaşadıkları o dehşet anlarını anlatıyorlar, binalarını gösteriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tek tek vatandaşlarla ilgileniyor. Onların hepsiyle ilgileniyor ve karşısına çıkan, derdini anlatmak isteyen vatandaşları da dinliyor. O anlamda da yavaş yavaş ilerliyor. Bahsettiğimiz gibi 200 metrelik bir mesafe var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o mesafeyi yürüyerek geliyor. Burası ilçe merkezi. İlçe merkezi olduğunu belirtelim. Ve ilçe merkezinin ana caddelerinden biri üzerinde işte bu tahribat yaşandı. Büyük oranda kullanılamaz hale geldi. Yol çöktü. Buralar kaya ve taşlarla kaplandı. İşte onlar temizlendi. AFAD'ın, itfaiye ekiplerinin günler süren çalışmaları vardı. Ve o çalışmaların sonundaysa işte bugünkü haline geldi Dereli ilçesi. Ve çalışmalar hala devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Ancak onarılması gereken çok sayıda bina var, dükkan var. İşte onlarla ilgili çalışmalar da devam edecek. Yolların büyük bölümü de sular altında kalmıştı. Bir bölümü yıkılmıştı. Onlar da tabii ki onarılıyor. Şunu da belirtelim. 118 köy yolu ulaşıma kapanmıştı bu bölgede. O köy yollarının tamamı açıldı. 118 köy yolunun ulaşımı açıldı ve o köylere artık karayoluyla ulaşım sağlanabiliyor. Diğer yandan bazı bölgelere, köylere ve mahallelere elektrik verilemiyordu.